cezaevindeki mahpus çocuklar 7 yıla işkence altında girdi. Bir süredir yeni sevkler ve sevk edilen çocuklara yapılan çıplak arama ve benzeri onur kırıcı muamelelerle gündeme gelen Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevinde yılbaşı izni nedeniyle görüşme yapan aileler çocuklarının yaraları içerisinde buldu. Ailelerin derneğimize, Tuatvet Ankara Şubesi'ne ve BDP Hukuk Komisyonu'na yaptıkları başvuru sonucu bu üç kurumun avukatlarından oluşan heyetimizle dün akşam saatlerinde cezaevine bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimiz sırasında cezaevi idaresi tarafından saldırıya maruz kaldığı bildirilen 12 çocukla görüşme sağlandı. Olayların vuku bulduğu C10 ve C12 koğuşlarına uzak olan B2 koğuşunda kalan çocuklar dışındaki bütün çocukları yüzleri yara bere içerisinde incecik kıyafetlerle ve kıyafetlerine kan bulaşmış halde bulduk. Çocukların anlatımına göre olay C10 koğuşunda 1 Ocak 2014 günü yapılan sayım esnasında hasta olan bir çocuğun yattığı yerden kalkmak istememesi ve gardiyanın "sen aşağı inene kadar gitmiyorum" demesi üzerine başlamıştır. Gardiyandan kendilerine saygılı davranmasını rica eden çocuklara ana avrat sinkaflı bir biçimde küfreden gardiyanla argüde başlamış. Bunun üzerine gardiyanın telsizle müdahale haberi vermesinin ardından odaya 40 civarı gardiyan girmiştir. C10 koğuşunda kalan 4 çocuğu teker teker döverek dışarı çıkarmışlar. Koridorda da dövmeye devam etmişlerdir. C10 koğuşunda kalan görüşme yaptığımız çocuklardan bir tanesinin bu esnada sürekli kafasının duvara vurulması nedeniyle yüzünde 4 santim uzunluğunda yüzüne yayılmış bir şekilde kırmızı ve mor renklerde ekimoz oluşmuştur. C10 koğuşunda yaşanan argedeyi duyan ve aynı anda sayımlı olan C12 koğuşunda ise çocuklar arkadaşlarından durumlarından endişe ettiklerini, onları görmek istediklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine gardiyanlar C12'nin kapılarını kapatmışlar, içeride kalan çocuklar ise kapıları yumruklayarak slogan atmaya başlamışlardır. Bu gelişmelerden sonra zaten sürekli tehdit edilen C12 koğuşu kendilerine de saldırı olabileceği için merdivenlerin önüne, ikinci kat oluyor burası, masaları koyarak saldırıyı engellemeye çalışmışlardır. Masalar nedeniyle yukarıya çıkamayan gardiyanlar yukarıya tazyikle su sıkmıştır. Müdür ve gardiyanlar alt kattan çocuklara inmelerini söylemişler. Arkadaşlarını görmeden inmeyeceklerini söyleyen çocuklar müdürle konuşurken sıkılmaya devam edilmiştir. Çocuklar aşağı inmeyince koğuşa sarı renkli bir gaz sıkılmıştır. Gaz nedeniyle etkisiz hale gelen çocukları hem odadan çıkarırken hem müşahadeye götürürken sürekli dövmüşlerdir. Çocukları tersten kelepçeleyerek müşahade odalarına atmışlardır. Birkaç saat müşahadede kelepçeli vaziyette bekletilen çocuklar önce cezaevindeki hastaneye ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne götürülmüşler. Burada doktorla iletişim kurmaları yanlarında bulunan askerlerce engellenmiştir. Hastaneden getirilen çocuklar bir kez de cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz bırakılmış, gene dövülerek müşahede odasına götürülmüşlerdir. Camları açık olan müşahede odasında çocuklara ne yatak ne kıyafet verilmiştir. Sadece bir battaniye verilen çocuklar ertesi gün akşama kadar da aç bırakılmışlardır. Cezaevi ziyaretimizden 1-2 saat önce muhtemelen heyet geleceği bilgisini alan cezaevi idaresi müşahede odalarına yatak vermiştir. Bu saldırı plansız ve aniden gelişen bir durum olmayıp zaten C12 koğuşu bundan bir hafta önce cezaevi müdürü tarafından tehdit edilmiştir. Milletvekillerinin çocuk ve gençlik cezaevine gitme taleplerinin sürekli reddedilmesi de bu anlamda manidardır. Konuya ilişkin suç duyurusu yapılmış olup bu saldırının da devlet güvenlik güçlerince yapılan bütün saldırılar gibi cezasız bırakılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz. İHAD Ankara Şube, Tuvalet Ankara Temsilciliği ve BDP Hukuk Komisyonu. Şimdi arkadaşların konuya ilişkin tespit edilmiş, raporlanmıştı. Şu an 11-12 çocuğun hak ihlaline maruz kaldığı tespit edildi tarafımızdan. Daha öncesinde, birkaç ay öncesine kadar Sincan Çocuk Cezaevinde yalnızca 3 ya da 4 tane siyasi çocuk mahpus bulunmaktaydı. Bu çocuklarla yaptığımız görüşmelerde kendilerinin çıplak aramaya maruz bırakıldığı, tuvalete çıkarmama gibi işkence yöntemlerinin uygulandığı ve diğer adli çocuk mahpuslarla hiçbir şekilde görüşmeme ya da görüşeceği ortamın yaratılmaması gibi tecrit koşullarına varan durumların yaşandığı tespit edilmişti. Çıplak arama uygulaması pek çok cezaevinde tartışma konusu ve zaman zaman uygulandığı gözlemleniyor.
Ama çocuk cezaevinde bu sistematik bir şekilde, çocukların her defasında bu aylık ya da 2-3 haftalık rutin şeklinde hastaneye götürüldüğünde, bir ifade vermek için mahkeme önüne çıkarıldığında, her defasında cezaevine girmeden önce ve çıktıktan sonra herhangi bir şüphe olmaksızın keyfi bir surette uygulandığı, çocukların bunu ısrarla reddettiği, kabul etmemeleri halinde de darp olaylarının yaşanma ihtimali bulunduğu tespit edilmişti. Haricinde de çocuk cezaevinin kamera ile izlenme koşulları bir sıkıntı yaratıyor ve bu kamerayla izlenme çocuklar özelinde şöyle bir duruma yol açıyor. Çocukların tuvalete giriş çıkış saatleri, kendi özel alanları olan odalarına giriş çıkışları gardiyanlar tarafından hem bizzat izleniyor hem de kamera görüntüleriyle tespit ediliyor ve esasında bu basit bir mevzu gibi görünüyor ama çocuk olan bu bireylerin fiziksel ve ruhsal ciddi bakımdan etkili bir unsur. Bir çocuğun her defasında gardiyandan izin alır şekilde odasına, tuvaletine girip çıkması ciddi şekilde skandal bir disiplin sisteminin örneği. Bunlar tespit edilmişti. Daha öncesinde de yine benzer şekilde çocukların darp tehdidi altında bulunduğu ya da sözlü hakarete, tehdide maruz kaldığı, gardiyanlar tarafından olsun, cezaevi müdürü ile bizzat burada belirtilen C12 koğuşunun 1-2 hafta öncesine kadar bizzat cezaevi müdürü tarafından çağrılıp odasında görüşme neticesinde tehdit edildiği, bir tür disipline, düzene davet edildiğini çocuklar iletiyorlar. Kendileri pek çok defa avukat arkadaşlarla görüşme gerçekleştirdiğimizde yanımıza sık sık gelin, her hafta gelin, 10 günde bir gelin, lütfen süreyi uzatmayın, sık sık bizi ziyarete gelin, bize her an saldırabilirler, bize kötü muamele uygulayabilirler diye belirttiklerini biliyoruz. Daha geçen hafta Sincan Çocuk Cezaevinden tahliye olan bir çocuk mahpus benzer şekilde cumartesi günü görüştüğümüzde, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın, sık sık gidip görün, aksi takdirde bir saldırıya maruz kalmaları mümkün diye belirtmişti. Çocuklardan bir tanesinin gözü kanlanmış ve morarmıştı. Bir diğerinin örneğin kafasında eli dokunulduğunda çok net gözlemlenebilen şişlikler vardı. Zaten hemen hemen hepsinin vücudunda çeşitli yerlerinde morluklar, sıyrıklar ve hepsinin bileklerinde plastik kelepçenin plastik kelepçeden ötürü izler vardı. Şimdi bütün bunlar meslektaşlarımız da anlattı. Burada aslında ciddi anlamda bir cezaevinde yaşanan hak ihlali söz konusudur. Ama öncekilerden farklı olarak belki şu söylenebilir burada. Yani bir çocuk cezaevinde bir koğuşa bu kadar sert bir müdahale gerçekleşiyorsa ve bu koğuşta bulunan kişilerin gözleri moraracak şekilde, çocukların gözleri moraracak şekilde su sıkılmak suretiyle, yani gaz atılır bir şekilde, bu şekilde bir mağdur edilmeleri ciddi anlamda Türkiye'deki adalet sisteminin ne kadar olduğunun bir göstergesidir aslında. Biliyorsunuz cezaevleri bir devletin yönetim anlayışının birebir yansımasıdır, aynasıdır. Bizler bu kapsamda bu zamana kadar hak ihlallerini defalarca raporladık. Buna dair sorumluların cezalandırılması için çeşitli girişimlerde bulunduk. Ama ne yazık ki bu anlamda yargı mercilerinin bir cezasızlık cevabıyla karşılaştık. Şimdi bu dün Sincan cezaevine gelen çocuklar arasında Pozantı'dan sevk gelen çocuklar var. Bu ne demek? Şöyle izah edeyim. Şimdi Pozantı cezaeviyle ilgili soruşturma devam ediyordur, etmiyordur. Sorumlular cezalandırıldı mı? O da netleşmiş değil. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu çocukların yaşadığı travmalar halen devam ediyor. Pozantı'dan sevk gelip Ankara'nın, yani başkentin göbeğinde böylesi bir muameleye kalması bu çocukların hukuk sisteminin, adalet sisteminin, devletin yönetmiş olduğu bir kurumun ne kadar adilane işlediğinin de çok açık bir göstergesidir. Bu yüzden biz sorumluların derhal cezalandırılması için bugün savcılıkla bir görüşme yaptık, cezaevi savcılığıyla. Savcılık buna ilişkin bize çocuklarla ilgili bir ceza soruşturmasının başladığını, şüpheli sıfatında olduklarını, buna dair kamera kayıtlarını incelediklerini beyan etti yaptığımız görüşmede. Yine çocuklarla ilgili disiplin soruşturması açıldığını söyledi. Nitekim bugün görüştüğümüz çocukların kendisi de zaten buna ilişkin evrakı ifade vermeleri için yazılan evrakımıza ulaştırmışlardı. Şimdi bir cezaevi yönetimi böylesi bir olayda
ilk etapta ya da yargı mercileri ilk etapta çocuklar aleyhine bir soruşturma başlattığında bu cezaevi yönetiminin ve adli mercilerin ne yazık ki tarafsızlığı konusunda kafalarımızda şüphe uyanıyor. Bu çocuklar kapatılmış çocuklardır. Suçları ne olursa olsun ki saldırının yönelimi de bu kişilerin siyasi suçlu olmasından ötürü zaten tacizler bu şekilde devam eden tacizlerdir. Hani yemek verirken bile çocukların beyanına göre işte siz teröristsiniz, devlete ihanet ettiniz ama işte biz gene size yemek veriyoruz, besliyoruz. Böyle söylemler bir kamu kurumunda olmaması gereken, kesinlikle yasak olan şeylerdir ama bütün bunlar gösteriyor ki biz bunları da tartışamazken gelinen boyut ortadadır. 90'ların cezaevini görmüş bir Türkiye'de yaşıyoruz. Biz gelinen süreçte aratmayacak boyuttadır. Nitekim hasta tutsakların durumu yine ortadadır. Şimdi genel olarak biz her zaman bunu söylüyoruz, gerek ihale bütün raporlarında, gerekse bizde depo olarak yaptığımız bütün hem önergelerde hem hukuki müracaatlarda bu konuların aydınlatılması gerektiğini, cezaevlerindeki adaletsizlerin derhal en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Fakat buna rağmen dediğimiz gibi ilgililer ve sorumlular hakkında bir cezasızlıkla karşılaşıyoruz. Tekrar söylüyoruz, bu cezaevi idare, Ankara Çocuk Kapalı Gençlik Cezaevi İdaresi birebir sorumludur. Bu cezaevi idaresinin derhal görevine son verilmesi gerekir. Hukuken yaptıkları yasaktır. Cezai müeyyidlere tabidir. Adil bir soruşturma yürütülürse eğer bunun sonuçları görülecektir. Ayrıca bu cezaevinden sorumlu savcılık, buna ilişkin tahkikatı yapan görevliler ve elbette bundan bu meclise de taşınacak bir boyutu, meclislerinden yapılacak araştırmalar derhal cezaevlerindeki sadece Ankara çocuk cezaevi değil Türkiye genelindeki bu hak ihlalleri konusunda derhal bir yaptırım yapılmalıdır. Nitekim işte şöyle de bir sıkıntı vardı. Şimdi bu çocuklar adli tıpa sevk olmuşlar fakat adli tıp raporları konusunda çok büyük çelişki taşıyor, kaygı taşıyorlar. Onun nedeni de şu, kendilerinin yeterli düzeyde muayene olamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla hem adli tıp yani bunu sistematikleştiren bir rol oynamaktadır. Yargı merceği de bunun artık üstünü kapatan bir rol oynamaktadır. Bugün karşılaştığımız olay münferit bir olay değildir. Bir gardiyanın ya da bir müdürün kişisel tercihinden de kaynaklanmamaktadır. İşkence bir devlet politikasıdır. Hiçbir memurun, hiçbir amirin hükümet desteği olmaksızın, bakanlığın, hükümetin desteği olmaksızın bu saldırıları gerçekleştirmesi beklenemez.